Asrın felaketi mi, asrın beceriksizliği mi? Asrın felaketi mi, asrın liyakatsizliği mi? Asrın ihmali, asrın koordinasyonsuzluğu, asrın sorumsuzluğu, asrın denetimsizliği, asrın geç kalmışlığı da var asrın felaketinin yanında. Bu saydığım olumsuzluklar bir iktidar değişikliğiyle zaten olmaz artık. Bunun için bir zihniyet değişimine de ihtiyaç var. Toplumun 4 ay sonra yapılacak seçimlerde bu meselelere bakış perspektifini siyasi partilerin ve liderlerin de çok iyi değerlendirmesi lazım. Yani 86 milyonun şu rapor, Hatay Valiliğin hazırladığı şu rapor orta yerde dururken şu raporda önerilen hiçbir şeyi hayata geçirmeyenlere de bir hesap sorması lazım. Erdoğan ilk günlerdeki eksiklik ve aksaklıklar kısa sürede önemli ölçüde giderildi. Ha, bu şu işte. Muhalefetin ilk 3 gün devlet yok iddiasının kabulüdür bu. Erdoğan diyor ki ilk günlerdeki eksik ve aksaklıklar kısa sürede önemli ölçüde giderildi. Bizim ilk 3 gündeki beceriksizlik iddiamızı kabul ediyor. İlk günler böyleydi, şimdi giderdik diyor. Çavuşoğlu ne diyor? Dışişleri Bakanımız. Elbette her şey mükemmel değil. İlk başta koordinasyonda eksik olabilir. O da bizim ilk 3 gün eleştirimizi doğruluyor. Ama kısa süre içinde sistem oturdu. Oturmadı Sayın Çavuşoğlu. Sana diyorum, köyün ismini vermeyeceğim. Hatay'da, Maraş'ta köyler kokuyor. Çavuşoğlu da diyor ki sistem oturdu. Oturmaz olsun böyle oturacaksa bu sistem. Millet betonun üstünde kartonda yatıyorsa ve sen buna sistem oturdu diyorsan olmaz olsun böyle sistem. Ömer Çelik, tabii ki ulaşılamayan yerler, sıkıntılar, aksaklıklar söz konusu olmuştur. Söz konusu olmamalı kardeşim. Olmamalı. Ulaşılamayan yer olmamalı. Halil Rıfat Paşa'nın meşhur bir sözü vardır. Gidemediğin yer senin değildir. Dünya lideriyim diye caka satacağına, Maraş'ın, Hatay'ın köylerindeki yaşanan drama devleti oraya yollayarak çözüm bulacaksın. AFAD'ın biraz önce söylediğim teknik personeli, Allah hepsinden razı olsun, çalışanları hem burada hem burada hem de işte bu Maraş'ınkinde buralarda söylemişler arkadaşlar. Teknik bilim yanılmaz. Siyaset yanılabilir, bilim yanılmaz. Teknik kadro söylemiş. Her şeyi söylemiş. Fakat ihtiyaçları söylemiş, gerekenleri söylemiş. Saray duymamış. Saray bunları duymamış. Saraya bağlı bu kurum. Saraya bağlı. Duymamış. Umursamamış. Hani tedbir bizden, takdir Allah'tan ya. Saray demiş ki, tedbir de Allah'tan olsun canım, ne olacak? Ya tedbir senden saray, tedbir bizden. Takdir Allah'tan. Tedbiri de Allah'a havale etmişler. İşte bu raporlarla ilgili bir kazma vurmamaları, ellerine bir ölçüm cihazı alıp hiçbir binayı test etmemeleri sarayın tedbiri de Allah'a havale ettiğinin bir gerçeğidir. Bakın AFAD 2019 stratejik planından bir sayfa. Herkes internet, AFAD'ın internet sitesinden aldım ben bunu. AFAD'ın. 2019'da. Hadi bunlar illerinde, Hatay'ın ve Maraş'ındı. Zayıf yönler. Merkez ve taşra teşkilatındaki personel sayısının istenen düzeyde ulaşmamış olması. Demin söyledim sayıları. Ya 2019'da AFAD'ın stratejik planında bu var Soylu. Sayın Bakan. Personel sayısının istenen düzeye ulaşmamış olması diyor. Bunu stratejik plana bizim zayıf yönümüz diye yazmış adam. Niye tamamlamadın? Millet işsizlikten kırılıyor. Türkiye'de 200 bin işsiz mühendis, mimar var, jeolog var ya. İkinci zayıf yön. İl müdürlüklerindeki personelin uzmanlık kapasitesinin yeterli olmaması. Bak 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 bak. Yazmışlar. İl müdürlüklerindeki personelin uzmanlık kapasitesi yeterli değil de arama kurtarma genel müdürlüğü yeterli mi? İlahiyatçıyı, mühendis varken, jeolog varken, bırak mühendisi jeoloğu ya. Bir iyi bir inşaat taşeronu, inşaat işçisi senin genel müdürüne taş çıkarır ya. Sen ilahiyatçı diye, ideolojik yandaşlığı var diye bir teknik adamın yapacağı işi bir din adamına nasıl verirsin ya? Yazmış zaten buraya. AFAD, ben demiyorum. Bir tane daha okuyayım, bunu bırakayım. Kurum içinde bazı görev, yetki ve sorumluluklar paylaşımlarının yeterince nitelik kazanmamış olması. Değerli vatandaşlarım, bu okuduğum AFAD'ın kendi 2019 yılında stratejik planı, AFAD'ın. Planın adı şu, 2019-2023. Bu 4 yılla ilgili eksikleri de yazmış, zayıf yönleri, güçlü yönleri yazmış. Bu eksiklikler 2019'da yapılmış, yazılmış.
Ve yemin ediyorum hiçbir şey yapılmamış. Burada kusur yok mu var mı değerli vatandaşlar? AFAD'ın kendi planı, stratejik planı. Yani bu plan geliş tek sayfa değil. 2019'da 2023 arasında AFAD'ın röntgenini çekmiş. Ben bunun bir sayfasını aldım. Demin gösterdim illerde de daha işte böyle genişleri var. İşte Hatay raporu gibi. Şimdi zayıf yönler çok. İl müdürlüklerinin kuruma bağlanması sonrasındaki kurumun iç örgütlenmesinin bu sürece yeterince uyumlaştırılamamış olması. Uyumsuzuz diyor. AFAD diyor ki AFAD'ın içinde uyumsuzluk var diyor. Beşinci madde bu. Herkes bilsin. Ben deminden beri ne diyorum? Cumhuriyet Halk Partisi başından beri ne diyor? Bir uyumsuzluk, bir koordinasyonsuzluk var diyor. İşte AFAD. 2019-2023 stratejik planına bunu koymuş. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bunları seyir mi edeceğiz? Seyredemeyiz. Seyretmeyeceğiz. Yara var, acı var diye de bunlar iyi halimiz. Bununla ilgili sorumsuzluklarla ilgili kimin bir sorumluluğu varsa bu kayıplarla ilgili, bu yıkıcı depremin etkileriyle ilgili hesabı verecek. Şimdi bir yardım meselemiz var. İlk günden itibaren gıdadan hijyene, sobadan giysiye, iş makinesinden oyuncağa, battaniyeden çadıra. Aynı ve nakdi yardımlarını esirgemeyen aziz milletimizden Allah razı olsun. 7'den 70'e milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Onlara gönül ve şükran borçlu olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Millet AFAD'a da, Ahbap'a da, Kızılay'a da, derneklere de yardım bölgesine ulaştırmak üzere para ve mal yolluyor, veriyor. Fakat saray ve cumhur ne yapıyor? Bazı STK'ları hedef gösteriyor. Ahbap gibi. Millet senin AFAD'ına, Kızılay'ına güvenmeyip Ahbap'a yardım ediyorsa sen bu adamı niye hedef gösteriyorsun? Dün akşam da AFAD ve Kızılay merkezli büyük bir bağış kampanyasını hep birlikte izledik. Merkez Bankası 30 milyar. Ziraat Bankası şu kadar. Halkbank bu kadar. Vakıfbank bu kadar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ey Merkez Bankası, Nisan ayında genel kurulunu yapacaksın. Usul öyle. Ve karını hazineye aktaracaksın. İki ay sonra. Şunu yaptılar ya. Merkez Bankası Nisan ayında hazineye aktaracağı karı bağış olarak buraya gösterdi. Vay anasını. Merkez Bankası 30 milyar TL yeni parayla. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank. Yani devlet bu cebinden aldığı, para da yok, bu cebinden aldığı, gösterdiği, bu cebine koydu. Ve bunu bu canlı yayında yaptınız ya. Ayıptır ya. Bunlar zaten olacak. Siz, oradaki genel müdürün parası değil. 1 milyon ve 5 milyon vereceğim diye adam millete bir geçmiş olsun diyeyim diyor. Beni bağlayın diyor. Yok. Merkez Bankası Başkanı'nı bağlayacağız. Ya 20 milyon vereceğim ama özel sektör. Bir millete geçmiş olsun diyeyim diyor. Yok. Böyle şey olur mu? Merkez Bankası Başkanı. Sana kanunla verilmiş bir görev var. Enflasyonu düşürme görevi var. Sen böyle caka satacağına, hazineye 2 ay sonra aktaracağın parayı bağış olarak AFAD'a, Kızılay'a aktaracağına sen enflasyonu düşürsene kardeşim. Bu da yok. Hep söylüyorum. AK Parti'nin fıtratında milletin haliyle ve aklıyla alay etmek gibi bir özensizlik var, izansızlık var. Dün akşam Beşli Çete'nin bonkörlüğünü de gözlerimiz yaşararak izledik. Fakat şey enteresan ya. Bugün de, dün alınmış. Adam işi garantiye almış. Resmi gazete bu Cumhurbaşkanlığı kararı. İsim vermeyeceğim. 3 milyar muafiyet. Dün akşamki bonkör beşli çetelerden birine 3 milyar muafiyet. Muafiyeti önden almış. Sonra televizyonda onu depreme bağışlamış. Oh ne ala. Ben de bağışlarım öyle. Herkes bağışlar milyar.